Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamukallah demek. İmam Müslim'in bir başka rivayeti de şöyledir: Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ederse git. Senden nasihat isterse nasihat et. Aksırınca Allah'a hamd ederse yerhamukallah de. Hastalandığında onu ziyaret et. Öldüğü zaman cenazesinin ardından git. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Müslümanların birbirleri üzerinde hak ve vecibeleri vardır ve bunlar maddi veya manevi niteliklidir. 2. Her hak bir mükellefiyeti de beraberinde getirir. Mükellefiyetlerini yerine getirmeyenler mesuldürler. Bu mesuliyet dünyevi veya uhrevi olabilir. 3. Selam vermek sünnet, almaksa farzdır. 4. Hasta ziyareti sünnettir. Ziyarette edebe riayet etmek gerekir. 5. Cenazeyi teşyide, namazını kılmak ve kabre defnetmek farz-ı kifaye, bunun dışındaki hizmetler sünnet ve müstehaptır. 6. Meşru ölçüler içinde yapılan düğün davetine icabet vacip, diğer meşru davetlere katılmaksa sünnet ya da müstehaptır. 7. Aksırıp elhamdülillah diyene yerhamukallah diye mukabelede bulunmak bir vecibedir. 8. Nasihat isteyene ve nasihata ihtiyacı olana nasihat etmek, yol ve yön göstermek, gücü yetenler üzerine dini bir vazifedir. 9. Müslümanlar aralarında kardeşlik, dostluk, yardımlaşma, şefkat ve merhameti temin edecek hak ve vazifeleri kesinlikle yerine getirmelidirler. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerdeki vazifeleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin.